Assalomu alaykum, hurmatli yigitlar, talabalar. Bugungi mavzumuz parchin mixli birikmalar. Uni hisoblar usullarini ko'rib chiqamiz. Bugun parchin mixli birikmalar to'g'risida umumiy ma'lumotlarni beraman. Parchin mixli birikmalarning turlari va konstruksiyasi to'g'risida ma'lumot olasiz va parchin mixli birikmalarni hisoblash usullarini ko'rib chiqamiz. Parchin mixli birikmalar ajralmas birikmalar turkumiga kiradi yigitlar. Ularni detallarni ajratish albatta buzish talab etiladi. Parcha mixli birikmalar yigitlar hayotda umuman mashinasozlikda keng ishlatiladi. Masalan, aviatsiya sohasini, kema sozlik sohasini va boshqa yo'nalishlarda olsangiz, hamma joyda parcha mixli birikmalar uchrab turadi. Endi sharoitiga qarab parcha mixli birikmalar qilingan. Mana agar avtomobil sohasiga keladigan bo'lsak, avtomobil va traktorlarda ham parchin mixli birikmalar ko'p yig'ilar. Parchin mixli birikmalardan turli muhandislik inshootlarda, mana samolyotlarda, kemalarda, avtomobillarda, kran, traktorlarda, ko'priklar qurilishida, qozon va boshqa jihozlarni qurilishda keng foydalaniladi. Parçin mıklı birikmeler koordinaren kesimli silindrik stejinden ibaret olup ulanın farkı fakat kellagini şekli karab birbirinden fark kılışımız kılamız. Şimdi parçin mıklı birikmelerde asasen kendisi materyallerden tayarlanır parçin mıklı birikmelerde asasen yumuşak materyallerden tayarlanır. Shu parchimixni materialni tanlagan paytingizda chokni vazifasiga qarab, shu parchimixli birikmani qayta ishlatishiga qarab, biriktirilayotgan detallarni materialiga qarab, po'latni stal 2, stal 3, stal 15 va boshqa markalardan, alyuminiyni B65, AD1, AMG5G markalardan, titanni OT4 bitta 16 markalardan mis va latunlardan tayyorlanadi. Mana hozir parchin mixli birikmalar boya aytib o'tdim-a, samolyot sozlikda, kema sozlikda keng qo'llaniladi. Mana samolyotni bir qismini taqdimotga qarang. Mana yig'ilyapti, konstruksiyasi yig'ilyapti o'tda. Mana parchin mixlardan birikmalar hozir parchin mixli mixlardan biri birikmalar hosil qilyapti. Mana kemani kerakli joylarida ham katta-katta shu line deymiz, okean dengizida suzib yuradigan. Ularda ham kerakli joylarda shu parchin mixli birikmalardan turli konstruksiya yasab ishlatilgan. Mana mana ko'prik, ko'ryapsizmi ko'prikni? Mana ko'prikni ham yaratishda shu parchin mixlardan foydalanib turli konstruksiyalar yaratgan. Endi parchin mixlar bizdan oldin davrlarda ham ishlatib kelgan. Mana ko'ryapsizmi mana ritsarda temir sovutdi kiyimi. Ya parchin mixli yordamida hosil qilingan konstruksiya hisoblanadi. Yoki bo'lmasa-da Parijdagi Eiffel boshni mana. Eiffel minorasi. Bu ham parchin mixli yordamida konstruksiyalardan tuzilgan yigitlar. Mana Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Aurora kemasida ham parchin mixli birikmalar keng ishlatilgan. Endi yana qayta aytaman, parchin mixli birikmalar sharoitiga qarab ishlatasiz. Mana parchin mixli turlari. Ko'ryapsizmi? Bunday olsangiz, stejning hammasi bir xil. Silindrik ko'rinish, faqat kallagi bilan farq qiladi. Mana bu dumaloq kallakli, mana bu yashirin. Parchin mixli deydi, bu dumaloq kallakli, parchin mixli bo'lsa bu yashirin. Mana bu yarim yashirin. Mana bu kallagi trapetsiya ko'rsatadi, ko'rinishdagi mavdasi va yesi ichi bo'sh. İçi bo'sh. Parçin mixli yigitlar. Bular endi bir vaqtlar moda bo'lganda rimellarda ishlatilgan yigitlar. Mana bu parchin mixlar surati keldi. Mana bu yashirin kallagilar parchin mix avtomobil traktorlarda keng ishlatiladi. Qolganlari ham shu sharoitiga qarab turib ishlatib kelinadi. Mana bu parchin mixni asosiy turlari mana. 5 xil turi bor ekan. Asosan eng ko'p ishlatilganini men sizlarga ko'rsatdim. Mashinasozlikda eng ko'p ishlatilganini ko'rsatyapman.
Mana parchin birikmani maxsus qurilmalar yordamida hosil qilish. Mana tormozli kolodkangizga friksion nakladkani parchinmix yordamida biriktiriladi. Birikma hosil, parchinmixda birikma hosil bo'lyapti degani. Mana uni hosil qilish jarayonini albatta ko'rsating. Ko'ryapsizmi? Mana men parchinmix kallasi pastda turib, ushlab turibman. Tutqich. Mana ikkita detal abi tushgandek siqiladi. Siqilib, albatta kalla hosil bo'ladi. İkinci tamamında kelle hasıl oladı. Ben pres yardımı da ben bacarlayam. Yeni de şöyle yigitler. Bütün arası da parçınmakta diametre, manavet teşi diametreden bir milimetre kem buluş gerek. Çünkü parçınmak bir mola koyuluş gerek. Ma buna kısıp parçınmakta ikinci kelle gene hasıl kıyganızda bu boşta toladı. Kımırlamayın diken bu koladı. Bir metre için bu koladı. Çünkü hani maş, bana talablarda böyle yapsın mı? Demek parçınmakta normal hasıl kuruş için ikkita biriktirilgan detalizdan parchinmoqcha serjini mana diametriga nisbatan 1.14 1.17 gacha chiqib turishi kerak. O'shunda mana bu hosil bo'lgan kallak mustahkam bo'ladi. Так, mana bu yerda parchinmoqlar ko'rsatilgan. Endi ko'pincha mana shu tormozlar kolodkalarini hal qilishda yigitlar friksion nakladkani bunga biriktirishda parchinmoqlar yordamida alyuminiyadan tayyorlangan parchinmoqlar ishlatiladi. Bilasiz endi alyuminiy yumshoq material. Bu shtoga jari. Qulay. Mana bu yerda endi qo'lda hosil qilish. Endi avtofazda sharoitda yigitlar o'sha tarmozni kadatkangizga ham friksion nakladkani yoki bo'lmasa dissiplinangizga ham ikki tomonli friksion nakladkani qo'lda qoplaydi. Endi jihozlar yo'qda qo'lda. Mana qo'lda qoplaganda albatta ikkita detal qisiladida. Tayanchga qo'yib, ikkinchi tomondan mana forma bilan ursa, mana bu hosil bo'ladi. Keyin bolg'a bilan ulab, mana formaga keltiradi yigitlar. Yoki bo'lsa-da yigitlar mana mana bu tayanchda bu mexanik. Qo'ldan os mexanik va bosib hosil qilinyapti. Albatta ikkita detal mahkam qisilishi kerak edi, bundan keyin mana bu akallay hosil bo'ladi. Bu parchinmoqlarni qo'lda hosil qilish. Endi ko'p joylarda yigitlar mana bu asosan molotok bilan urib ikkita mana detalni qisadida masalan teski yordam deya boshqa qisqa asbobda qisib turib parchinmoqni kiygizadi ikkinchi tomondan pachalab qo'yadi. Pachalaganda mana bu kallaga o'xshash qilishga harakat qiladi. Bu avtobazalarda, agregat sexlarda mana shu ishlar amalga oshiriladi. Endi parchinmoqni hosil qilishdagi talablar. Mana bu yerda talab qo'yilgan yigitlar mana. Ta'limotga qarang, ikkita detal ustma ust qo'yilyapti-da. Mana parchinmoqlar yordamida birikma hosil qilyapti. Endi mana shu yerda aytyapti, ko'ryapsizmi? Mana parchinmoqni diametri xotirlaydigan detalini qalinligi bog'liq bo'lgan. Mana qanday bo'lish kerak. Endi undan tashqari mana parchinmoqni diametri detalini xotirlaydigan detalni chetidan mana chetini ko'ryapsizmi? Uni ham shu parchinmoqni diametriga bog'liq bo'lgan. Mana bu oraliq, mana chetigacha bo'lgan oraliq, mana markazdan chetigacha bo'lgan oraliq diametr 1.5 ikkisigacha tashkil qilish kerak, shu oralig'da bo'lish kerak. Agar mana bu yerda 10 mm bo'lsa, masalan, misol uchun 10 mm bo'lsa, diametri demak, mana bu masofa yigitlar 15 20 mm oralig'da bo'lish kerak. 15 20 mm oralig'da bo'lish kerak. Mana bu ye ham yigitlar xuddi shu, mana shu 15 20. Endi parchinmoqlar orasidagi bu qadam deymiz. Qadam esa, ko'ryapsizmi, 3dan 6dagacha bo'lish kerak. Demak, parchinmoqlar markazlari orasidagi masofa, agar mana bizda diametr 10 mm desek 30 mm'dan 60 mm'gacha oralig'da bo'lishi kerak. Endi parchinmoqlarni yordamida shu birikmalar hosil qilganingizda parchinmoqlar iloji boricha bir xil masofada o'rnatishga harakat qilasiz endi. Так, mana navbatda parchinmoqlar yordamida hosil qilinadigan birikmalar. Uch xil asosan parchinmoqlar yordamida birikma hosil qilinadi. Ustma-ust qo'yib mana endi 3x3 bitta ustma qo'yib va nihoyat 3x3 ikkita ustma qo'yib parchinmoqli birikmalar hosil qilinadi. Bularni men sharoitiga qarab hal qilasiz. Tushunarlimi? Sharoitiga qarab ishlatasiz. Mana bu yerda mana shularni chizmasi keltirilgan edi. Ikkita ko'rinishda berilgan, mana ko'ryapsizmi? Mana bu qirqim berib yuqorida ham ko'rsatib qo'ygan. Mana ustma-ust. Mana bu yigitlar 3x3 bitta ustmasi bo'lgan. Mana sxemada. Mana nihoyat boyaga aytganimiz ikkita ustmasi bo'lgan yerda. İkkita ustmasi bo'lgan yerda. İkkita ustma. Bu yerda endi qatirganda bu sxema noto'g'ri ketdi. Mana o'rtadagi ikkita uchmuch bo'ladi-da yigitlar.
iki tamamı üstüne koyuluyor şekeri. Elbette hata getirdi. Yani de o şey parçamaklarda yani kub olsa yani paralel ya ki şahmat tarzda yerleştirişiz mümkün. Bu konstruksiyaya bağlı özüzlü şey dediğiniz. Kuryasın bunlar paralel koyuyor birbirine paralel. Bana var şahmat tarzda parçamaklar yerleştirilir. Yani parçamaklar yani asasen ilgili de bazı detaylarda mesela paymantı adamı da, ben ilk detaylı paymantı adamı da biriktirişli ilacı bulması, ya ki bulması da kireler ilacı bulmakken pek de yıkılır. Yani bana mağabeyde yıkılır. Elbette friksiyon nakılat gezdi, friksiyon nakılat gezdi yıkılır. Bu materyalda, bu materyalda Murat. Yani bu materyalda mıydı? Svarka bu mıydı? Bu friksiyon nakılat gez metalmaz. Bunu kileyi bilen, müstakim kileyi bilen zavuç şeraiti de nakılat gezdi. Nakılat gezdi ama friksiyon kalot gezdi, friksiyon nakılat gezdi. Zavuç şeraiti de kileyi dese boladı. Lekin yine de avtobazı şeraiti bunun ilacı yok. Çünkü parça mıklıydı. Parça mıklı yordamı da harikulat. Demek kileyi Yakup Onsu Payvandaş yordamda olsa yordamda detaylarını birikme hasıl kılıçlı ilacı bulması şu parça mıklı yordamı da birikme hasıl kılıç mümkün. Yine de uçma uç bitti üstümesi bugün üstüme uç parça mıklı birikmelerini müstakamlıgı bana 40 ilişki sablanı değil. 40 ilişki sablanı. Bana urunma 40 iliş demek tahsil ettikten kişinin demek parça mıklarını kundanın kesim üzerlerini yığınısı bol yapsın. Bana. Demek ayız bana. Ben taşkut edelim. Demek parça mıklar sonu pi ve parça mıkla parça mıkla diametre. Bana parça mıkla diametre. Şimdi bu hası boyutu urunma kuşlanışıyız. 40 kuşlar urunma. Ruhsat edildiğinde urunma kuşlanıştan küçük buluş gerek. Demek F birikmeye tahsil ettikten kuş. N parça mıklar sonu D parça mıkla diametre. Şimdi bana şu birinci şarttan yıkılır. Parça mıklı diametre anfılası buladı. Bunun için parça mıklı için materyal talibiz. Onu kırkılıçtaki ruhsat ettiğin kuşlar için topaz. Materyal anabası markası onu pasportta da, materyal pasportta da verilir. Kırkılıçtaki ruhsat ettiğin kuşlar için. Ve birikmedeki parça mıklı sonunu bilseyiz, neşe koyuşu bilseyiz, onun diametre anfılanır. Yani milimetre kep çıkar. Yende parça mıklar otken kesimler çözülsen hasıl bugün kuştanış tersir aslında buladı. Bunu yende albatta çözülüşken siz hesablaşıyınız gereği. Demek o şey parça mıklar otken için yiğitler o şey liste ya ki detaylı teşkil hasıl kılası. Teşkil hasıl kılası albatta bu detaylı yakın listin müstakamlığı tahsil eder. Çünkü o şey parça mıkla ötken kesimde çözülüşe hesablanış gereği. Bana bu çözülüş hesablaş ana formu olduğu için amelge. Demek çözülüşte ruhsat ettiğin kuşlar hası bölge. Eğer taksım et de yedilen hafif kesimin yüzdesi. Hafif kesimin yüzdesi bana bu formu olduğu için. Yes, hafifse B minus N de. Yende B listini yakın detaylı yeni B izmanı. Yes, detaylı kalınlığı. Baş detaylı kalınlığı ne organize kuras. İkte detay uzara biriktirilir yaptın parça mıknı. En yukasını olas şu kalınlığı. En yukasını olas. Detaylı en kalınlığı. Mesela bir tanesi 6 milimetre olsa, bir tanesi 10 milimetre olsa albatta şu 6 milimetreli de koyuşuz ki. En yukasını, razmenini koyas. Yani bana aittim. Demek listine yakın detaylı kalınlığı. En bu kişinin en az parça mıkları sonu parça mıh stajının diametre. Yani de sigma çözülüşteki mi ruhsat listine çözülüşteki ruhsat edilgen kuşlanışı. Yani de ikinci şarttan listine kereyle 40 yüzası manama formla boyunca topulanıyor. Tak. Parçın mıhlı birikmanı iştaşı devamında parça mıhlar cöyleşken
joyda teşik divarları izlediler. Bu hadisenin aldan alış için listine ya da detaylı materyalini müstakimliğe mapoydaki formula boyunca teşirlerdi. Demek urunma kuşlanış F taksim 2S T-05D karşı kitabıyla kubatırken yani bu 40 kuşlaki ruhsat edilirken urunma kuşlanışından küçük bir kere. Bana bu karşı kitabı T-05D harfli kesiminin uzunluğu hesablanandı. Yani sizge malum, isem sizge malum. Bu şu detaylı en yukarı detaylı parçam şu parçamı yordan daha çok böyle diyen birikmedeki en yukarı detaylı kalınlığı en ise şu parçamıkla sonu bu ise tasvir edilen güç. Bana bu ise yigitler. 40 kuşlar kuşlar edilen kuşlanış şu materyalini müstakamın çigarası bağlı koyuyor. Bana kan detaylı olarak görüyorsun mu? Bu yerde bana sigma bölümümüz şu detaylı yakın masum listine yakın materyalini müstakamın çigarası bu. Şu boyunca demek urunma kuşlanışı, yoksa edilen urunma kuşlanışına kıymatı tapılardı. Yende, maşı polattan asosan yende maşina sozida polattan tayyorlangan parçamoqlar ko'p ishlatiladi yigitlar. Mana shuning uchun mana cho'zilishda ruxsat etilgan kuchlanish mana polattan tayyorlanganimiz qaysi orolda bo'ladi? 40 cho'zilishdagi urma kuchlanish mana shu orolda bo'ladi. Demak, 130 dan 140 ga pastga. Yende o'sha materialni listda yoki detalni ezilishi esa ko'rasiz ruxsat etilgan mana qiymatgacha bo'ladi. Yende parçın mıklı birikmelerde olaydıken bu söz yigitler. Mesela şu avtomobil traktörlerinin disiplinası, disiplinası diyen iki zamanda friksiyon nakılatı yapıştırken şu disiplinası. Ular haması bronzalı. Bronzalı yok ki misal terlenen şunkala bilen zavod şaraydı da birikme hasıl kılınken. Yani uniyam avtobaza şaraydı da var bu şu friksiyon nakılatı içinden çıkan neyken onu ateş edildiler, zübülden kesip taşıp, onu onunla iki tamamında yine başka friksiyon nakılatlarına koyardı. Şimdi ilacı bası o şu bronzerli, yakın bonsamda misli parçamaklardan faydalanardı. Lekin bu yine kımar baka asasen kopunca bir şetkeye, yani alüminyumun terlengen parçamaklarından terlengen şu parçamaklardan parçamaklar yardımında birikme hası kılınardı. Yani o da polattan alıp koysa buradır. Lekin sipleğinizde su teyse zengi edin. Şu zenglemediğin o da materyal işler geliyor. Alüminyum ya latından yakın terleken parçamuklar işletler değil. Yani hayatta kokurgansız parçamuklardır. Hatta işletir işi. Yani de parçamuklu birikmanın kamçılığı kesek, asas kamçılığı iş umudarlık paslığı. Yani de her bir de parçamuklu paçalık çıkış kesek geliyorlar. Şu sanoğu diyen bu düşündü her bittasını. Ya kol diyen her bittasını paçalıp çıkıyor. Çünkü işin darlığı payas kubu yöntemden talep kıladı ki onun sıfatını tekşire olmayacak. Da en yamanı onun sıfatını tekşire olmayacak. Yani de parça mıklarını şu birikmede görürler şeyi kadar şu bir katarlı bu çünkü adi bir katarlı, kub katarlı paraleli boy ettim. Ya ki şahmat tarzda bu oluşu mümkün. Yani de parça mıklar yigitler. Yine kayıt etmem. Maşan sazlığı da o başka üniversite şaraitliğe karar işletir orası. Değil. Bana parça mıklar da hası koyulgen kandaya küçülmüştüm. Bana çözülüş keşi yaptım abi birikmemiz. Bu üstümüz koyulgen bana koyarsın eziliş keşi yaptım bana ilk tesip. Bunu yap teşiriş keşi bana eziliş keşi yaptım. Bana bu parça mıklar arasındaki masafa. Bana çetli geçe bugün koyarsın çetli geçe. Çetli geçe bugün masafa. Şimdi bunu bu meseleyi kilitli kursattım. Talablardı, o şu talablar bacarışken. Şimdi bu da 7 virgül yaptı, bu da 3 virgül. Şimdi farkı önce yok gibiler. Ana parçamıklar işletilirken konstrüksiyonlarda kuruyoruz. Parçamıklarını tutlar. Şimdi yürüdüğüm malumatım şu.